Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bütün yaptığım videoları sırayla izlemek isterseniz anlatımlı olanları hemen şuradaki yazıya tıklayarak sırayla hepsini görebilirsiniz. Şimdi şöyle Aliza Diva, elimde böyle bir ipim var. Aliza Diva markası ama farklı ipler kullanabilirsiniz tabii ki. Tığım bu değil. Tığım bu 2 numara 2 milimetrelik bir tığ. Yine bir bluz, şal, hırka yapabileceğiniz bir model bu aslında ama aynı zamanda ince dantel ipleri kullanarak da çeyizlik ürünlerde yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi zemin için şöyle zincir çekerek başlayacağım size göstermek için modeli. Siz ne yapacaksanız ona göre zincir çekmeniz lazım. Ben şimdi modelin nasıl yapıldığını gösteren küçük bir parça yapacağım sadece sizlere. Bir miktar daha zincir çekip dönüyorum. Evet, zincirimi çektim. Bu kadar yeterli olur. Sayı vermiyorum. Siz nasıl isterseniz, ne büyüklükte ne yapacaksanız ona göre zincir çekersiniz. Şimdi zinciri çektikten sonra ilk zincire batarak sık iğne yapıyoruz. 3 tane yan yana her zincire batarak sık iğne yapıyoruz. Evet, 3 sık iğne ile başladık. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Alt sıradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6. zincire batıyorum. Pardon, kaçırdım. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6. zincire batıyorum. 1. Şöyle 2 ilmek alırsak daha güzel olur. 2. Buraya her zincire bir kez batarak şimdi 5 tane, 3 oldu bu. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi 5. yapıyorum. Şu şekilde 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Geliyoruz yine 1 2 3 4 5 6. 6. zincire batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir. Şimdi sırayla devam ediyorum. 2 3 4 5. Yine 5 tane sık iğne. Zincir boyunca bu işlemi yapıyoruz. 7 zincir çekiyoruz. 6. zincire batıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6. zincire giriyorum. 1 2 3 4 5. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu modelin şablonunu arkadaşlar videonun altında açıklamalar bölümüne linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Genelde her yaptığımın şablonun linkini paylaşıyorum. Videonun altında açıklamalar bölümünde. Evet, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Ve tekrar şimdi 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6.ya batıyorum. Zincirim tam denk gelecek. Bir sık iğne yaptım. Şimdi sona geldiğimizde başta başladığımız gibi 3 tane sık iğne ile bitireceğiz. Birinciyi yaptık. 2 ve 3. Evet, şurası arttı bakın. Siz de fazla zincir çekebilirsiniz. Sonra bunu buradan sökerek temizleyebiliriz.
Şimdi dönüyorum buradan. 3 tane zincir çekiyorum. Arkasını çevirdim. Bir doladım. Şurada 3 sık iğnemiz var. Son sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. Burada 7 zincir boşluğumuz vardı. Boşluğun içine batıyorum. Bir trabzan. Tekrar bir zincir. Boşluğa batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bir tanesini de sık iğnenin üzerine batarak yaptık. İki tanesini boşluğun içine batarak yaptık. Arada bir tane, bir tane zincir çektik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Yine boşluğa batarak 2 tane yapacağız. Boşluğa, aynı boşluğa batarak bir zincir. Tekrar bir tane daha trabzan. 2. Evet, ipim takıldı. Şöyle yaptık. Bir zincir. Burada 5 tane sık iğnemiz var. Birinci sık iğnenin içine giriyoruz. Buraya da bir tane trabzan yapıyorsun. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde. Şu ortada 3 tane zincir çektik. Sonra 2 tane boşluğa trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bir tanesini sık iğnenin üzerine yaptık. Tığ doluyoruz. Şimdi burada zincir yok. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Tekrar bir trabzan yapıyoruz. Tekrar tığ doluyoruz. Zincir çekmiyoruz. Bir sık iğne atlayıp bir sonraki son sık iğnenin üzerine batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi 7 zincirli boşluk geliyor önümüze. Bir zincir çekiyoruz. Boşluğa bir trabzan. Tekrar bir zincir, boşluğa batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekelim. Yine aynı boşluğa batıyoruz. Birinci trabzan, bir zincir. Aynı boşluğa batıyoruz. İkinci trabzanı yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Geliyoruz şimdi sık iğnelerin üzerine. Tığ doladım. Birinci sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane trabzan. Zincir yok. Tığ doladım. 1, 2 diyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar bir trabzan. Şurası dönmesin, ona dikkat edelim. Doladım tığıma. Zincir yok. 1, 2 diyorum. Son sık iğnenin baştaki, ortadaki ve sondaki sık iğneyi kullanarak bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada zincir yok. Şimdi zincir çekerek boşluğun içine giriyoruz. Boşluğa 1. Bir zincir. Tekrar boşluğa 2. 2 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa şimdi tekrar batıyorum. 1. Bir zincir. Ve 2. Aynı boşluğa batarak ikinci trabzanı yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine geldik sık iğnelerin üzerine. Birinciye battık. Bir trabzan. Zincir çekmeden tığ doladım. 1, 2. İkinciye batıyorum. Bir trabzan. Tekrar tığ doladım. 1, 2. Son sık iğneye batıyorum. Ve üçüncü trabzan. Şimdi bir zincir, tekrar boşluğa geldik. Komple bu şekilde ilerliyoruz sonuna kadar. Bir tane trabzan, bir zincir. Tekrar bir tane trabzan. Pardon, tekrar yapıyorum şimdi ikinciyi. Şimdi 3 tane zincir. Yine aynı boşluğa. Arada bir zincir çekerek 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Bir zincir ve 2. Şimdi bir zincir. Geldik sık iğneye. İlk sık iğneye bir trabzan. 2, 3. Sonraki sık iğneye, yani bir tane atlayarak pardon, bir atladık. Sonraki sık iğneye bir trabzan daha. Şimdi bir zincir. Son boşluğa geldim arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde giriyorum.
Birinci trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane sık iğnemiz var burada. Birincisinin üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir tane atlayıp en soldaki, daha doğrusu bu taraftan bakarsak en baştaki sık iğnenin üzerine bir trabzan daha yapıyorum ve bu şekilde bitiriyorum burayı. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri döneceğiz. Evet, şu anda şöyle bir görüntümüz var. Şimdi 5 tane zincir çektik. Geri dönüyoruz. Burada ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şu boşluğu nasıl anlatayım? Şurada 3 tane zincir çektik ya. Hemen onun yanındaki boşluğa, yani şuraya ya da buradan sayarsak eğer 1, 2, 3 diyelim. Kafanız karışmasın. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batıyorum. Buraya bir sık iğne. Sonra hemen yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Şimdi 3 zincir çektiğimiz boşluğa geldik. Buraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batarak tekrar bir sık iğne. Ve hemen yanındaki boşluğa batarak tekrar bir sık iğne. Toplamda 5 buraya yaptık. 2 buraya, 2 buraya, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve bu alt sıradaki şu sık iğnelerin üzerine 3 tane trabzan yapmıştık ya. Buraları atlıyoruz, atlıyoruz, atlıyoruz. Şurada 3 zincirli boşluğumuz var bakın. Bu 3 zincirli boşluğumuzun hemen yanındaki, sağındaki boşluğa gireceğiz. Ya da şöyle sayabilirsiniz. Bakın, şurayı saymıyorum. Buradan sıradaki boşluktan 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluk. 3 zincir çektiğimizin yanı. Buraya girdik. Bir. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bir tane buraya sık iğne yapıyoruz. Trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyoruz. Sonra bu 3 zincir boşluğunun içine giriyoruz. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Hemen yanındaki trabzanın üzerine tekrar bir sık iğne ve hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle bakın. 5 zincir çektim. Sayalım yine. Hemen sıradaki boşluktan 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir çektiğimiz boşluğun yanına geldik. Buraya bir sık iğne. Trabzanın tepesine bir sık iğne. 3 zincir çektiğimiz boşluğa girdim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyoruz. 1. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. 2 tane daha yapıyoruz. Evet. Aynen. Şimdi şuraya kadar gelelim arkadaşlar. 5 zincir çekip aynı işlemleri yapıyoruz. Sıra sonuna geliyorum şimdi. Evet. Şimdi sona geldim. Şurayı bitişi de birlikte yapalım. Sık iğneleri yaptım. Burada 2 tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez doladım. Şu sondaki boşluğa bakın. Şuradaki boşluğun zincirin daha doğrusu tepesine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz buraya.
Şimdi buradan 3 tane zincirle yukarıya çıkıp tekrar dönüyoruz. Hemen önümüzdeki boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 tane olacak. Zincirle birlikte 3 oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez doladık. Sık iğnelerin tam ortasına bir trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 deyip 5. sık iğneye, her defasında saymanıza gerek yok aslında. Tam yeri belli zaten, tam ortaya gelecek. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şurada 5 zincir çektiğimiz boşluğa girerek buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, pardon, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Yine tığı bir kez doladık. Sık iğnelerin tam ortasına. Sayarsanız da 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabilirsiniz. 5.ye bir tane trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığı doladım. Direkt buradaki boşluğa geçiyorum. 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5.ye batıyorum. 1 trabzan. 1, 2, 3 zincir, tığ doladım, boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, sona geldim. Şurayı yine birlikte yapalım. 3 zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Sondaki boşluğa bakın. Buraya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi şu 3.'ü zincire batarak yaparsak şu kenar daha güzel durur. Evet, 3.'ü zincire batarak yaptım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirle tekrar geri döneceğiz. Şöyle bir bakalım isterseniz yine. Bunu ütülediğimizde çok daha güzel duracak arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincirle, modelin özü bu aslında. Şimdi 5 zincirle geri döndüğümüzde tekrardan bu ilk zincirin üzerine yaptığımız işlemleri yapacağız. 5 zincirimizi çektik, döndük. Şimdi şu 3 tane zincirlerimiz var. Bakın burada 3 burada çektik, 3 burada çektik. İlk boşluğun içine giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Bir tane trabzanın tepesine batıyoruz. 3. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 4. Aynı boşluğa bir daha battık. 5. 2 tane bu boşluğa, bir tane trabzanın tepesine, 2 tane de buradaki boşluğa batıyorum. Şimdi 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şuradaki zincirin üzerine yaptığımız işlemi yapıyoruz. Orada da 5 tane sık iğne, 7 zincir çekerek ilerlemiştik. Buradan tekrar geliyoruz buradaki boşluğa. 3 zincir çektiğimiz. 1, 2 diyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. 3. Sonra bir sonraki boşluğa 4, 5. 1,
2 3 4 5 6 7 zincir. Tekrar buraya geldik. 1 2 Trabzanın tepesine batalım. 3 Bir sonraki boşluğa 4 ve 5. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar geldik diğer boşluğa. Bu sıra kolay, çabucak ilerliyor böyle. 2 zin 2 sık iğne. 3. trabzanın tepesine 4 ve 5. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar sona geldik şimdi. 1 2 Bir tane trabzanın tepesine 3 4 5. Burada da 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık. Son trabzanın tepesine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi yine 1 2 3 4 zincirle döneceğiz. Evet, şu şekilde tamamladık. Şimdi şurada yaptığımız ikinci sırayı yapıyoruz. 3 tane zincir çektim, döndüm. Hemen buradaki boşluğun içine giriyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Tekrar bir trabzan. Bir zincir. Şimdi geldik buradaki sık iğnelere. Ya bakın, şurada ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Tığım bir doladım. Birinci sık iğnenin içine girdim. Bir. Doladım. Bir, iki atladım. Bir sonraki sık iğneye girdim. Tekrar. İkinci trabzan. Tığımı doladım. Bir, iki. Son sık iğneye geldim. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi bir zincir. Boşluğun içine giriyoruz. Birinci trabzanı yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. İkinci trabzanı yapıyoruz. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Yine boşluğun içine giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar bir tane daha trabzan yapıyoruz. Ve tekrar bir zincir. Burada sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1 Tığı doladık. 1 2 ikinciye battık. Bir trabzan daha. Tekrar doladık. 1 2 dedik. Son sık iğneye geldik. Bir trabzan daha yaptık. Evet. Bu şekilde başlangıca kadar gidiyoruz. Bir zincir boşluğa iki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi arada bir zincir çekerek önce, sonra üç tane zincir çekiyoruz. Bir, tekrar bir zincir ve ikinci trabzan da yaptım. Bir zincir, sık iğnenin üzerine battım. Bir zincir yok şimdi. 1 2 ikinciye battık. Tekrar zincir yok. Tığ doladık ve son sık iğneye geldim. Buraya da bir tane yaptım. Evet. Bu sırayı da tamamlayalım şimdi buraya kadar aynı şekilde. Evet, burada da yine kenar kısmı geldim arkadaşlar. Şimdi bakın. 3 tane sık iğnelerin üzerine trabzanları yaptık. Bir zincir. Sondaki boşluğa batıyoruz. Bir trabzan. Tekrar bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Burada yine zincire batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Başlangıcı da böyle başlamıştık. Sonunu da böyle bitiriyoruz. Şimdi buradan tekrar yukarıya çıkıyoruz. Şöyle bir zincir çekelim böyle. Çekmesek de olur gerçi burayı. 3 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi şöyle, pardon 3 tane diyorum, 5 tane sık iğne yapacağız.
Bir tane trabzanın tepesine yapalım. Bir. Boşluğa. İki. Sıradaki trabzanın tepesine. Üç. Boşluğa. Dört. Ve trabzanın tepesine. Beş. Şu şekilde trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burada da şu sırayı yapıyorum. 5 zincir çektim. Şöyle sayalım yine isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluk. Yani 3 zincir çektiğimiz boşluğun hemen sağ. Buraya giriyoruz. Bir sık iğne. Şimdi trabzanın üzerine batıyoruz. İkinci sık iğne yapıyoruz. Sonra bu 3 zincir çektiğimiz boşluğa 5 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5. Trabzanın tepesine 1. Sıradaki boşluğa 1. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde sıradaki boşluktan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir çektiğimiz boşluğun yanına. 1 sık iğne. Trabzanın üzerine 1 sık iğne daha. Boşluğa batarak 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir sık iğne. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluğa geldim. Bir sık iğne. Trabzanın üzerine 2. sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın üzerine tekrar bir sık iğne, boşluğa tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluk. 1 sık iğne, 2. sık iğne. Boşluğa 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi trabzanın tepesine bir sık iğne ve boşluğa bir sık iğne. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyoruz. Buraya da yine 5 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Bakın şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Kenarı da bu şekilde bitirdik. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5. 6 çekiyorum. 5 çekseniz de olur. Aslında normali 5 ama gerdirmesin kenar diye 6 çekeceğim. Alt sırada 5 çekmiştik. Şimdi buraya kadar tamamladık. Şimdi şu sırayı tekrar edeceğiz. Bakın. Tığımı doluyorum. Direkt buradan bu 5 zincir boşluğun içine giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı doluyoruz. Yine geliyoruz buradaki sık iğnelere. Şimdi 1 2 3 4 5 tam tepeye, ortaya. Bir tane trabzan yapıyoruz. Evet. Bir trabzan, 3 tane zincir. Bir doladık. Sıradaki boşluğa 5 tane trabzan. 2 3
4 5 3 tane zincir. Evet, bu şekilde başlangıca kadar geliyoruz arkadaşlar. Buraya bir trabzan yapıp tekrar 3 zincir çekip buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi şuraya kadar gidelim. Aslında sanıyorum şeyi kavradık. Aynı şekilde ilerliyor. Şimdi bakın, alt sıraya bakarak da takip edebilirsiniz artık bundan sonrasını. Burayı örüyoruz. Sonra bir üstü yapıyoruz. Sonra bir üstü yapıyoruz. Aynı sırayla aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, sona geldik arkadaşlar. Burada 3 tane zincir çekip son sık iğneye batarak bir tane trabzan yaptık. Şimdi bunun üzerine yine bakın şurada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Buralara 5 tane sık iğne yaptık. 7 zincir çektik, 5 sık iğne yaptık. 7 zincir, 5 sık iğne. 2 tane buraya, bir tane trabzan üstüne, 2 tane boşluğa yaptık. Tekrar 7 zincir. Şimdi alt sırayı takip ederek aynı şekilde örebilirsiniz. Buradan dönerken hemen buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Buradan 7 zincir çekiyoruz. Buraya 2 sık iğne, buraya 1 sık iğne, buraya 2 sık iğne. Tekrar 7 zincir. Sonra üzerine de şuradaki işlemleri yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerine 3 tane trabzanımız var. Burada arada zincirleri yok. Boşluklara da 2 tane trabzan yapıyoruz. Arada 1 zincir. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerine geldiğimizde şöyle 3 tane arada zincir çekmeden trabzan yapıyoruz. Alt sırayı takip ederek yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Devam etmemi isterseniz yorumlara yazın. Birkaç sıra daha örerim sizlerle beraber. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Çok hoş, güzel bir model. Şöyle birkaç sıra daha yaptığınızda zaten modelin ortaya çıktığını, daha güzel göründüğünü göreceksiniz. Evet, daha güzel bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın.